Kibriya kentinin en önemli yapılarından birisi olan tiyatrosu, şehrin yaslandığı üç ana tepenin ortadakinin doğu yamacına yaslanmıştır. 8.000 kişilik kapasitesiyle oldukça büyük olan tiyatro, 3 katlı oturma sırasına ve 5 kapılı bir sahne binasına sahiptir. Yani hızlı bir şekilde oturulabilecek, doldurulabilecek tiyatrolar arasında yer almakta. Oturma sıralarını yatay olarak bölen yürüme yollarına, ki bunlar diazoma denirdi, üzerine bulunan yazıtlarda Kibriya'nın ileri önemli gelen aile isimleri ve kent için katkıda bulunan kişilere ait bilgiler yer almakta. Yine Kibriya tiyatrosunun üzerinin ahşap ve tenteli bir sistemle kapatıldığına dair bazı izler de burada görülmekte. Güneşe ve yağmura karşı seyircileri korumak amacıyla buna da velaryum ismi verilmekteydi. Tiyatro oturma sıralarının hemen ön tarafında ise kiliseye çevirmiş eski bir tapınağa ait izler vardır. Kibriya Tiyatrosu iki ayrı dönemde yapılmış. Milattan önce 1. yüzyılda ilk inşaatı yapılan tiyatronun son evresi ise milattan sonra 2. yüzyıl sonlarında tamamlanmış ve en üstte bulunan 3. oturma sırası eklenmiştir. Oldukça görkemli bir yapıya sahip olan tiyatro, Kibriya'da çok sevilen ve yaygın bir şekilde yapılan gladyatör dövüşlerinde ve hayvan dövüşlerinde de aktif olarak kullanılmış. Tiyatro dik olarak yapıldığı ve bir tepeye sağlam bir şekilde yaslandığı için bazı bozulmalara uğramış olsa da oldukça iyi durumda ve hemen yakında bulunan meclis binasıyla da arasında güzel bir yol bulunmakta.